vaat edilmiş topraklar uğruna bölgeyi birbirine katan İsrail'in karşısında tek bir kişi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, İsrail'in planlarını altüst ederken, Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ayarlarsa akıllara kazınıyor. Gargat ağacı göndermesi. Bildiğiniz gibi Gargat ağacı Yahudiler için kutsal bir ağaç. Kıyamete yakın bir dönemi anlatan bir hadisi şerif öyle ki, Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak. Ama ağaç ve taş dile gelerek, ''Ya Müslim, ey Allah kulu, gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır.'' diyecek. Sadece Gargat ağacı bunu söylemeyecek. Çünkü o Yahudi ağacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli İslami kaynaklarda aktarılan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın bir sözüne göndermede bulunarak İsrail'e seslendi ve ''Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler.'' dedi. Kudüs'te sergilenen vandallığın, zulmün, hoyratlığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler. Erdoğan'a işgalci diyen Netanyahu'ya cevap. Netanyahu bir konuşmasında Türkiye'yi işgalci olarak nitelendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Netanyahu'ya cevap vererek, İsrail Başbakanı'nın sanıyorum dili sürçtü. Kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarında kadınları, çocukları dünyanın gözü önünde silahla, bombayla öldürdüğünü söyleyecekti herhalde. Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun, demişti. Filistinli mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı, Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başbakanı'nın sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. İsrailli sunucuyu rezil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında bir İsrail televizyonuna konuşmuştu. Sunucunun eminim ki siz görüntüleri izlemişsinizdir. Mavi Marmara'da neler oldu, neler yaşandı onu görmüşsünüzdür. Ben oradaki İsrailli komutanlarla görüştüm ve ne kadar büyük çabayla bundan kaçınmaya çalıştıklarını ifade ettiklerini dinledim. Onlara inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz sorusuna Erdoğan sert cevaplar vermişti. İnanmak mümkün değil. Bizim elimizde o İsrailli subayların uluslararası kara sularında Mavi Marmara'ya yaptığı baskının bütün belgeleri var. Bütün belgeleri var. Mümkün değil. Ve orada 10 tane ne yazık ki kardeşimiz şehit edilmiştir. Beni köşeye sıkıştıramazsın diyen Erdoğan'ın cevabı karşısında İsrailli sunucu şok olmuştu. Hepsi mi? Hayır hayır. Bakın siz bile doğru konuşamıyorsunuz. Doğru konuşun. Hepsi elimizde bizim. Doğru konuşun. Yani gazeteci olmak sizi doğru konuşmaktan alıkoymamalı. Şimdi buradan eğer sen kalkıp da yani Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın. İsrailli elçinin sorusuna sert cevap.
Erdoğan, 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'nda Türk Dış Politikası konulu bir konferansa katılmış ve soruları cevaplamıştı. İsrail'in Pretoria Büyükelçisi Yardımcısı Başkatip Yaakov Finkelstein'in "Siz Gazze'deki tünellerden gıdaların geçtiğini söylediniz. Ancak oradan sadece gıda değil, silahlar, füzeler geçiyor. Bu füzelerle şehirlerimiz, çocuklarımız vuruluyor. Ayrıca Palmer raporunda kuşatma uygun görülüyor. Biz doğrudan diyalogdan yanayız ama siz İsrail Büyükelçinizi geri çektiniz. Doğrudan diyalog nasıl olacak?" sorusuna sinirlenen Erdoğan şu şekilde cevap vermişti. "Bir defa şunu bilmenizi istiyorum. O tünellerden atom bombası geçmez. Nükleer silah geçmez. Fosfor bombaları geçmez. İsrail fosfor bombalarıyla Gazze'yi bombalamıştır. Bu bir kitle imha silahıdır. Ve kitle imha silahı kullanmak suçtur. Buna herhalde evet diyemezsiniz. O tünellerden geçse geçse ancak küçük çaplı silahlar geçebilir. Tüfek geçer. Bunlar geçer. Ama oradan tank, top bunlar geçmez değil mi? Ama Gazze tanklarla, toplarla kuşatıldı. Ve bir taraftan da fosfor bombaları atıldı. Birleşmiş Milletler'in binalarını bile bombaladınız. İsrail bunu da yaptı. Ve hiçbir zaman bende atom bombası var diyemiyor, sessiz kalıyor. Ama İran'da atom bombası var diye herkes İran'a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben şu anda İsrail'i de çevresi için, bölge için tehdit unsuru olarak görüyorum. Çünkü kendisinde atom bombası var. Ve bütün bunların yanında İsrail şu anda işgalci durumundadır. Ve İsrail devlet terörü uygulamaktadır bölgede. Bu devlet terörü uygulaması süreci yeni değildir. Ve ben soruyorum, madem Gazze'den, Filistin'den roketler atılmış, bunu ben Sayın Olmert'e de sordum. Diğer İsraillilere de görüştüğümde sordum. Dedim kaç tane İsrailli öldü söyler misiniz? Bize cevap veremediler. Ama biz 7'den 70'e on binlerce Filistinlinin, Gazze'linin o bölgede İsrail'in bu bombaları karşısında öldürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Ve bunun acımasızca yapıldığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler konuşması. İsrail devletinin sınırları neresidir? Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi? Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'den Keşmir'e, İslamofobi'den Suriye'deki güvenli bölge çalışmalarına, nükleer silah tartışmalarından İsrail sorununa kadar birçok konuda önemli mesajlar vermişti. Fakat bu konuşmadan en çok İsrail rahatsız olmuştu. Çünkü sebebi çok açık. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birinin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkat çekmişti. Erdoğan, mevcut İsrail yönetiminin bu cinayetlerinin yanı sıra Gazze'deki insanlık dışı abluka,
yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılar gibi eylemleriyle de uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına aldığını söyledi. Elinde bir haritayla gelen Erdoğan, bu haritayı tüm dünyaya gösterdi ve İsrail'in bir işgal devleti olduğunu kanıtladı. Ve de bunu İsrailli yetkililerin gözlerinin içine bakarak yaptı. Davos. One minute. Well, you know, one minute. One minute. Okay. One minute. The, but I'm going to hold you to the 1 minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile birlikte Davos'ta katıldığı paneli, Peres'te yaşadığı gerginlik üzerine terk ediyor. Bu olayı zaten dünyada bilmeyen yoktur. Ama ben yine de İsrail'de en çok kudurtan bu konuşmayı sizlere sunmak istiyorum. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. 2. Bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalom İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Prime Minister, haydi devlet vasfını kazandığını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. So, siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Let me turn this over to our host, Prime Minister. Do what? İsrail çeşitli güçlerden aldığı cesaretle hukuk tanımazlığını ısrarla ve inatla sürdürüyor. Aleyhine alınan onca karara rağmen işgale, zulme, şiddete ve Kudüs'ü Müslümansızlaştırmaya devam ediyor. İsrail yönetiminin mevcut uygulamalarının eskiden Amerika'daki, yakın zamana kadar Güney Afrika'daki siyahilere uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikalardan ne farkı vardır? Batı Şeria'nın dört bir tarafını zehirli bir sarmaşık gibi saran, Filistinli kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren Yahudi yerleşimcilerinin hangi hukukta yeri vardır? Gazze'ye hala uygulanan kısıtlamaların vicdanda, adalette, insanlıkta yeri olabilir mi? Elbette yok. Peki İsrail yönetiminin bu gücü nereden geliyor? Çünkü işlediği suçların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiği ve bu katliamların karşılıksız kalacağını biliyor. Hep söylüyorum, sahilde top oynarlarken İsrail bombalarıyla parçalanan masum çocuk bedenlerinin hesabının hiçbir şekilde kendisinden sorulmayacağını iyi biliyorlar. En temel insan haklarını ayakları altına alan uygulamaların herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını da çok iyi biliyorlar. Uluslararası hukuka göre meşruiyet elde etmiş, başkenti Tel Aviv olan İsrail Devleti, bizim de tanıdığımız, diplomatik ilişki içinde olduğumuz bir devlettir. Ancak İsrail'in meşruiyeti, kendisinin Filistin'in ve Filistinlilerin haklarına gösterdiği saygı ölçüsünde anlamlıdır. Özellikle Kudüs'ün üç din içinde özel olan statüsünü, hele hele Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetüs Sahra'nın içinde bulunduğu Harem bölgesinin mahremiyetine saygı duymayan bir İsrail, en büyük zararı kendisinin göreceği tehlikeli bir yola sapıyor demektir.
Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini zorlaştırmak için her türlü yola başvuran İsrail yönetiminin işi, Harem bölgesini Müslümanlara yasaklayarak fiili işgale kadar götürmesi, bardağın taşmaya başladığının işaretidir. Biz Müslümanlar için mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir. Eğer İsrail elindeki silahlara, arkasındaki güçlere, yani imkanlarına bakarak böyle bir yola tevessül ediyorsa, çok yanılıyor.